Az önce Uygar aradı. Nihan'la ilgili bir ipucu bulmuşlar sanırım. Öyle mi? Ne bulmuşlar peki? Maslak'ta bir otelde kalmış iki gece. Ama dün sabah eşyalarını alıp ayrılmış. E bu çok iyi bir haber kaptan. O zaman Nihan hala İstanbul'da olabilir. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Hatta emniyet müdürümüz de senin gibi düşünüyor. Şimdi Nihan'la Mehmetcan'ın fotoğraflarını da attılar bütün karakollara. Mobese kameralarından da takip edecekler. Kaptan, saçma bir fikir gibi gelebilir sana ama basın yoluyla Nihan'a bir mesaj yollasak. Mesela davadan vazgeçtiğini söylesen. Artık kaçması için hiçbir sebep kalmadığını söylesen. Belki de Nihan bu saklanmaçtan vazgeçer. Ne dersin? Kaptan, ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ama Nihan'a yalan söyleyecek değilim. Bu olaydan sonra oğlumun velayetini ondan almaya daha da kararlıyım. Çünkü kriz zamanlarında ne kadar sorumsuz davranabileceğini gösterdi. Konuşmadın değil mi Mehmet Fikri ile? Yürekli olamadın. Neden böyle bir şey yapayım ki? Neden iyi giden evliliğime balta vurayım? Dürüstlük için, insanlık için. Yeter artık dağıtın aileler. Şadoğlu ailesinin her bir üyesi altın kalplidir. Bugüne kadar iyi niyetleri senin gerçek yüzünü görmelerini engellemiştir. Peki ya senin gerçek yüzün Hikmet? Sen de evliya değilsin. Ben kimsenin canını senin yaktığın gibi yakmadım. Kaçakçılık yüzünden cezamı çektim ben. Şimdi temcit pilavı gibi karşıma çıkarma. İki eski hatamla beni tehdit edemezsin. Öyle mi? Bir hafızanı tazeleyelim o zaman. Ali sana ne ifade ediyor Hikmet? Hiçbir şey. Ne saçmaladığını anlamıyorum. Bana sorarsan gayet iyi anlıyorsun. Kahyan Firuze Hanım'la yasak aşk yaşadığını bilmiyor muyum sanmıştın? Ali'nin senin oğlun olduğunu anlamadın mı sanmıştın? Allah'tan seninle yaşarken gözümü dört açmışım. Meğer bir gün işe yarayacağı varmış. Bana bak Hikmet Bey. Sen beni çok hafife almışsın. Ben kolay kolay pes etmem. Benden ve ailemden uzak durmazsan seni manevi amcası sanan Ali'nin karşısına dikilip aslında senin gayrimeşru oğlun olduğunu söyleyiveririm. Yok, hayır, bunu yapamazsın. Çocuk da kalpten gider herhalde. Çok sevdiği, hayatta en değer verdiği adamın yıllardır ona yalan söylediğini öğrenince. Tabii çok trajik bir durum. Yıllar sonra ortaya çıkan baba. Hem cemiyet de çok ilgilenecektir bu haberle. Hizmetçisinden çocuk peydahlayan çok çok saygın insan Hikmet Bozoğlu. Ne istiyorsun? Gitmeni. Sadece arkana bakmadan gitmeni. Bir daha Mehmet Fikri'yi hiç aramamanı. Aradığın anda emin ol ben de Ali'yi arıyor olacağım. Sen benim hayatımı mahvedersen ben de seninkini mahvedeceğim. Anladınız mı Hikmet Bey? Hala ulaşılamıyor mu Nilay? Maalesef Mehmet Bey. Şarjı bitmiştir belki de. Nasıl olur? Daha dün gece şarj ediyordu. Mümkün değil. Sana da söylemedi mi gideceği yeri? Hayır efendim, söylemedi. Tamam, aramaya devam et. Neredesin Gümüş? Nerede? Daha iyisiniz değil mi Gümüş Hanım? Daha iyiyim. Biyopsi çok iyi geçti. Şimdi evinize gidip dinlenebilirsiniz. Kendinizi fazla yormamaya çalışın. Bir de süt verirken canınız biraz acıyabilir. Ama geçici bir durum. Sakın merak etmeyin. Sonuçları ne zaman öğreneceğiz? İki gün içinde çıkmış olur. İki gün. Daha önce öğrenmen mümkün değil mi? Üzgünüm maalesef. İki gün daha bu şüpheyle yaşamak çok zor olacak. Haklısınız. Belirsizlik insanı yorar ama müsterih olun. İnşallah biyopsi sonucunda çok daha iyi haberler alacağız. İnşallah, sağ olun.